Bal hasadı öncesi son bakımlar, teneke bakımları. Evet abi. Bu ne bakımı oluyor Ahmet? Bu abi, bu tenekeler diğer mesela normal standart bal tenekeler var. 2-3 çeşit. Evet. 2-3 çeşit bal tenekesi var. Biz bu en kaliteli tenekelerdi yani. Geçen sene 53 TL civarıydı. En kalitesi 53 TL'ydi. Bu sene de fiyatlar pahalanınca. Ne kadar oldu mesela elindeki teneke? Şu an abi bu tenekeler, yani bunlar zaten Antep'te yapılıyor bunların çoğunluğu, her türü. Şu an 110 TL diyorlar. 110, 120 arası değişiyor yani. İki katı yani. Aynen, iki katına çıktı. Mecbur, biz de bunu zaten tek bir sezon kullandık. İçleri genelde boyalı bunları çoğunluk. Kaynar suyla, yani enerjiden aşağı çektiğimiz suyla bunları tekrar içlerini kaynar suyla beklettik. Çünkü kullandıktan sonra direkt mantarını kapatıyoruz. İçine herhangi bir şey girmiyor. Herhangi bir haşeredir vesaire, böcük girmiyor mesela. Tekrar yıkıyoruz bunları. Yıkadıktan sonra da bakıyoruz abi, inceliyoruz tekrar. Herhangi bir şey var mı? Zaten kullandığımız suya elinizi vuramazsınız yani. 90 ile 100 derece arası yani kaynama noktasında. Hem mikrop kalmıyor hem tertemiz oluyor. Sonra tekrar biz kaynar sudan geçirdiğimiz mantarları tekrar kapatıyoruz. İçine herhangi bir böcek falan girmiyor. Evet. Temiz bir şekilde. Bu sene mecbur tekrar imkanlar dahilinde kullanmak durumunda kaldık yani. Doğru. Her şey iki katına çıktı. Artık devri tasarruf devri. Hani şöyle dış yüzeyden baktığınız zaman hani biraz şey kötü gibi. Bal da az bu sene değil mi? Bal da az bu sene. Bu sene çok yani Torosların genelinde. Toros bölgelerinde yani Toros dağlarında. Binboğa dağlarından tut da Maraş tarafından bizim bu Çukurova bölgesine uzanan Toros dağlarında. Yani verim az. Yani Niğde tarafında güzelmiş. Belli bölgelerde güzelmiş ama az olduğu için bu sene dedik 50 tenek ya 60 tenek. Masrafımız ne çıkarsa artık bilmiyoruz. Hani evet, bu kadar da temizli belki de çıkar 20 tenek. Tam kestiremiyoruz ama az buçuk durum böyle. Böyle de olunca doğru. Şimdi yıkama işlemini de göstereceğim. Bunlar dün yıkamıştım. Şimdi bir günde böyle açılı bir alanda mesela siz temiz, mesela diğer arkadaşlar temiz böyle bir beton alanda. Bir tarafına böyle bir ağaç koyar. Ağaca böyle hafif çapraz dayar. Tam bu köşeye biriken suyu olanlar, suyu olmayanlar mesela buharlaşmıştır içindeki. Bu şekilde tekrar birazcık böyle bekletip sonra mantarları kapatıp devam edebilirler yani, paketleyebilirler. Zaten yeni gibi ya tenekeler. Yok, zaten tek bir sezon kullanıyoruz. Mesela içine şöyle baktığımızda. Dur bir dakika, şuradan şunu açayım. Işığıyla beraber göstermeye çalışayım da zor. Ha şöyle tertemiz zaten. Ben görüyorum da kamera tam göstermiyor. Yani işler boyalı zaten bunlar. Zaten 2029'a kadar da herhalde kullanılabilir mi? Evet. 2029'a kadar da. 2029'a kadar. Zaten 2023 bakın. Evet. 2023'te üretilmiş. 2029'a kadar da kullanılabilirmiş bunlar. Doğru. Ve yıkamayı gösterelim. Nasıl yıkanacak? Bakıyoruz abi, yine de kontrol ediyoruz. Arıcı arkadaşlar öğrensin. Aynen. Bilmeyenler vardır. Bilen çoktur yani, da. Küçük arıcılar mesela abi çok fazla maliyet yapmak istemiyorlarsa zaten bu tenekelerin belli bir ömrü var. Yani artık böyle içine böyle ufak tefek karıncalanmalar oluyor. Karıncalanmadan kastım yani oksit, pas gibisinden. Köşe genelde ek yerlerine falan çıkar. Ama bunlar mesela kaliteli teneke aldığın zaman 2 sezon da kullanırsın. Temiz kullanırsan 3 sezon da kullanırsın. Bunlar galvanizdi zaten değil mi işi? Aynen. Mesela şu köşelerde kalan suları da şurada şöyle tam köşede dayadığımız yere su kalıyor. Onu da böyle bir sünger yardımıyla. Evet. Ha, orayı alıyorsun. Buradan böyle alıyoruz abi. Baktık, daha da baktık su var. Bakın şöyle vurup bunu birazcık daha şurada beklemeye alıyorum. Zaten hava 50 derece burada. Aynen. Osmaniye bölgesinde yani içinde su kalma ihtimali sıfır. Aynen sıfır zaten. Kaynar suda olduğu için öncesinde zaten önce bir sıcaklık var. Evet. Teneke de ısınıyor. Onun da vermiş olduğu bir buharlaşma var. Yani orada zaten şimdi çalkaladığımız zaman içinde bir bekleme süresi var. Beklediği zaman o kaynar su içini yumuşatıyor. Mum kalıntısı bile kalmıyor. Yani ufak tefek petek kırıntılar zaten balın içinde de var. Yani hiçbir şeye girmeden, hiçbir şekilde şey olmadan kaynar suyla sterilize edip tekrar kullanabiliyoruz. Doğru. Yani. Merdan Usta bu tenekelere sağacak ballar inşallah. Artık ne çıkarsa, fazla yok diyorlar ama bu sene ölü sezon, yok sezon, evet. Yok senesi mi diyorsunuz abi? Bu sene... Yok senesi mi, kısır sene mi, öyle bir şey diyordu Merdan Usta da. Bizim bu Toroslarda yok senesi. Yok senesi, kısır çünkü sene. Çünkü yani 5'te 3, yani 5 yılda 3 yılı verimli geçiyorsa 2 yılı
veya 2 yıl 3 yıl bazen verimsiz geçiyor. Evet. 2 yılı ortalama verimli geçiyor. Mesela eskiden Güneydoğu'da olurdu. Mesela buradaki Toroslardaki zafiyatı ora giderirdi. Güneydoğu giderirdi. Ama orada da işte pamuk ırkları. Tabi denetimsizlik yine. Pamuk ırklarından dolayı bal alamamak sonucuyla, yani zaten üretimlerde de tarihlere bakarlarsa Google'da, evet, geçmiş üretimlerde mesela dünya sıralamasında ta 4. sıralara kadar inmiş yani. Ondan önce de 2. sıralardaydı mesela. Ama maalesef böyle şeyler oluyor abi. İşi bilmeyen adamlar başımıza geldi abi. Böyle oldu. Vallahi artık onlardan mı? Yani denetim abi, denetim. Çünkü bu halkın disiplin ve denetime ihtiyacı var. Ne olursa olsun yani. Doğru. Kapakları bunlar, mı? Aynen, kapaklar. Zaten mesela kapaklar ayrı satmazlar. Ya internetten getirmeler lazım ayrı bir şekilde. Evet. Başka hiçbir satıcıda, toptan satıcıda veya seyyar satıcıda bunun kapaklarını ayrı alamazsınız. Yani ayrı işte ben şu kadar bir sayıda kapak alayım. Mesela şunlar sıfır. Evet. Ha, bunlar da kullanmış ama biz buna mesela ne yapıyoruz? İki kat poşeti yırtıyoruz. Hı hı. Bu normal poşetler olur. Poşeti kattıktan sonra balı. Evet. Bu ikinci kullanımlarda poşet gerektiriyor, hı, ama şunlar da poşet de yapmayabilirsiniz yani. Diğer mesela bunun açıp böyle çekip, evet, Şeyli kapaklı olanlar var böyle çevirmeli. Yani onlar kullanışlı olmuyor. Maliyetleri kısmak için. Aynen. Bunları mecbur yapmak gerekiyor, mecbur, evet. Yani mecbur ama şimdi biz mesela bu temiz olmadığından emin olsak, şimdi bu bizim iş ilk önceliğimiz temizlik. Tabii. Temiz olmadan emin olsak zaten biz buna kesinlikle ürün koymayız. Yani bundaki balı ben de yerim. Ben yemediğim balı da kimseye vermem. Merdan Usta ahlakı derler buna. Evet, babanın disiplini. Evet. Merdan Usta'nın disiplinlerinden biri, evet. Ne zaman neyi yapması gerektiğini biliyor. Aynen abi. Bunlar da kaynar suda ben dün beklettim. Hı hı. Yani ufak tefek mum kalıntıları var. Mum da zaten arada. Evet. Kaynar sudan geçtikten sonra zaten şuralar genelde bakın mum. Şu izler mum şunlar yani. Şunlar kir değil, mummuş. Aynen. Evet, aha, ben de bunlar bal mumu yani. Evet, bal mumu. Ama dediğim gibi zaten 90 derece, 100 derecede herhangi bir bakterinin kalması mümkün değil zaten. Doğru. Bunlar geçen yılın tenekeleri, depodan çıkmış hepsi. Şimdi, aynen, temizlenecek. Bunlar eski kapaklar. Abi bu herkeste olmayabilir. Enerji, güneş enerjisindeki suyu biz aşağı aldık. Evet. Burada şerbet falan da yapmıştık hatta. Evet, hatırlarlarsın. Evet. Şimdi biraz ısınana kadar bekliyorum abi. Çıkarttım bütün kapakları bu kaynar suya. Şöyle bekletiyorum. Hı hı. Sıcak su geldikten sonra. Sabaha kadar duruyor mu şimdi sıcak suyun içinde? Aynen abi. Şimdi 2-3 defa değiştiriyorum ben bu suyu. He, kaynar suyla. Tamam. Sonrasında da bir sabah zaten çözülmeye başladı bana. Üstündeki bal mumu zaten değil mi? Bal mumu ve bal. Heh. Genelde. Bakın şimdi elimi değdiremem. Doğru. Hatta buhar çıkmaya başlar. Şimdi. Hatta çıkıyordur ama bakın buhar. Osmaniye cehennem gibi olduğundan. Aynen. Su kaynıyor abi. Su kaynıyor. Sıcak su sıkıntımız yok şükür yaz. Evet. Aynen böyle abi, kaynar suyu. Dumanı çıkıyor, evet, zaten. Atıyorum, bir yüzüyor abi. Zaten bakın hemen siyahlıklar gitti. Bu burada kalacak abi. Hı hı, bu burada kalıyor. 3-4 defa suyu değiştiriyorum sabahları. Aynen abi. Şimdi eski tenekeleri yıkama faslına geçiyoruz. Abi zaten mesela bu tenekeyi atıyorum, içine bakıyorum ben yine, evet, de kontrol ediyorum. Bakıyorum böyle ufak tefek başlangıçlar var. Bu tenekeyi hemen ayırıyorum abi. Hı hı. Başka bir şey de kullanıyorum. Bunlar geçen yılın tenekeleri. Depremde depoda olunca üzerlerine böyle duvar, duvar kırıntılar, evet, falan hep toz, evet, olmuş. Hani dışı, zaten içi dışı komple yıkanıyor abi. Evet. Mesela biraz önceki poşet örneğini verdim. Şu şekilde poşeti. Hı hı.
getirip bu şekilde, yani ikinci kullanımda şu mantarları poşetsiz asla kullanmayın. Ya sarı karınca girer, evet, balı tekrar bir süzgeçten geçirmek zorunda kalırsınız. Doğru. Yani sarı karınca girdiği zaman sıkıntı çıkar. Ha, pis bir hayvan değil zaten ama bu yani şey yapar yani, tekrar bir süzersiniz balı. Girmemesi için karınca. Karıncadan başka bir şey giremez zaten bu mantardan. Ama ikinci kullanımlarda bunlarda mutlaka bu poşet şart. Doğru. Ha, sıfır kullanırken sıkıntı yok. Mantarı dibine kadar indirdikten sonra problem yok yani. Hava almasın yeter. Aynen abi. Şimdi yapmışken de bir 5-6 tane yapayım. Tamam. Abi el değecek gibi değil. Çay demli. Aynen, kesinlikle yani. Bunun hakkı kaynar su. Sonra abi şu doğru şekilde. Bal mumunu zaten sadece sıcak su eritir herhalde değil mi? Abi zaten insan vücudunda da çözülmüyor bal mumu. Mesela petekli balı zevk için yiyorlar. Başka hiçbir anlamı yok. Doğru. Mesela o mum zaten vücudunuz 40 dereceyi aşmayacağı için mumu çözmesi imkansız vücudun. O yüzden kana karışan yeri süzmez. Yani benim tavsiyem süzme balı. Bunda kimse söylemez yani. Çünkü adam malını satacak. Evet. Karakovan hariç ama. Ha, karakovanda da o da yemez erki. Onun mumu da çözülmez. Hadi ya. Çünkü mumun türü olmaz. Mum kimyasal yapısında var. Asla hiçbir mum türü 40 derece sıcaklıkta çözülmez. Çözülmez. Bakın, bakın mesela böyle köşesini delmişiz. Evet. Delmişiz bu şekilde. Bu teneke teki ayrılıyor yani direkt. Gitti. Zamanında evet. Oradan hava alsın diye boşaltırken rahat dökülsün diye delinmiş. O mantığı anlarlar zaten. Ona güle güle. Aynen. O mantık o yani. Onu delmemizde herhangi bir böyle şey yok. Ona güle güle. Sağlıkta asla taviz yok abi. Hani şöyle baktığın zaman hijyenik olma görünmeyebilir ama şurada yani hiçbir bakterinin şu suda yaşama imkanı yok. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Mesela tuttuğun zaman bakın. Bak hemen kurumaya başlıyor. Evet. Anında buharlaşıyor yani. O kadar sıcak ki. Ha, dışını da görsel anlamda birazcık şöyle temizlensin diye. Önemli olan içi zaten. Evet. Bunları tekrar bir de bekletiyoruz böyle. Burada ön yıkama. Aynen, bir şey. Bu bir nevi bir nevi böyle ön yıkama. Ha, içinde pislik olsun olmasın, bal geçen mesela oluyor. Bal ekşimiş içinde. Hı hı. Bu anında zaten kaynar su tertemiz oluyor. İkinci bir kaynar suda da o da durulama gibi. Tabii. Ha, deterjan gibi herhangi bir şey kullanmasınlar. Çünkü kimyasal etkenler var içinde. O kalıcı olabilir. He, yani kesinlikle herhangi bir kimyasal kullanmaz. Örnek feriyle yıkadık, içinde kokusu kalır diyorsun yani. Kokusu kalır, illaki kimya, o ona işler. Bal çünkü değişik bir madde olduğu için böyle. Öyle anında alır her türlü kokuyu. Yani şimdi ben böyle yapıyorum, daha çalkalayacağım bunu böyle. Evet. Eliniz biraz yanacak ama bezle falan eldivenle yapabilirler o işlemleri. Doğru ya, geçen sene dolapta kavun vardı. Yanında da bal varmış, tamam mı? Kavunun üzerini örtmemişler. Bal kavun gibi kokuyordu. Bal birazcık böyle değişik bir madde. Evet, kendine evet. Dışarıdan bir şeyler hemen kapabiliyor. Hemen bir şeyden şey alabiliyor. Mesela bir nemlenme olsun. Herhangi bir orada bir durum olsun. Kimyasal bir durum. Anında bal oradan nasibini alır. Doğru. Bal öyle bir madde. Aradan 15 dakika geçti. Kaynar su da evet iyice durulandı. Baksana elim değdiremeyim. Şimdi birincisini döküyoruz. Bal abi. İçinden bal mumu çıkıyor. Bal mı, bal mumu mu? Bal abi. Bal. Evet. Bal kalıntısı. Bal kalıntıları çıkıyor. İkinci yıkamaya geçiyoruz. Şimdi ikinci yıkama. Abi ikinci yıkamada az. Fazla değil, şöyle az bir şey. Evet. Gezdirdikten sonra, çünkü çalkalaması sıkıntı oluyor. Doğru. Kaynar su olduğu için. Evet.
Zaten şu an çok sıcak teneke. Soğuma imkanı yok o suyun. Şimdi de duruluyoruz. Bak su hemen rengi değişti zaten. Evet, bembeyaz oldu. Aa, böyle yaptın ama şu an teneke çok sıcak zaten. Hı hı. Ağzı aşağı bakıyor ki sular dökülsün. Aynen, tam köşeye birikir o. Evet. Güneş alan bir yerde olduğu zaman o ya buharlaşır. Evet. Buharlaşmayanlar da süngerle alıp tekrar şu tarafta yaptığım gibi dinlendirdiğim gibi. Birazcık daha dinlendiriyorum. Sonra mantarlarını kapatıp şu şekilleri diziyorum abi. Tamam kardeşim, ona da bakalım. Mantarlar kapatılıp o şekilde diziliyor. Evet, tertemiz olmuş hepsi. Eline koluna salgı Ahmet.